Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine Münevvere'ye hicret bahsi inşallah. Hicret yani göç tabii her şeyin bir son çaresi anlamına geliyor. Fakat buradaki hicret son çare değil de Allah'ın Celle Celaluhu takdirinin gereğinin uygulama anlamına geliyor. Hicretin bir evveliyatı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de bulunduğu dönemin bu son yıllarında Ebu Talib'in vefatı ve Hatice annemizin de vefatı ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de en zor günleri başlamış oldu. Allah'ın takdirinin tabi bir gereği. Ebu Talib'in ölümüyle onun yerine Ebu Leheb yerine geçti. Yani Ebu Leheb Kureyş'in lideri, reisi oldu Ebu Leheb. Peygamberimizin amcası ama Peygamberimizin en büyük düşmanı. Peygamberler Allah'tan emiri gelmeyince bir yere kımıldayamazlar. Bulunduğu yerde öldüreceğini bilse de gidemezler bir yere. Yalnız tek Yunus Aleyhisselam Hazretleri, tek peygamber olarak o Allah'tan kendisine izin emri gelmeden kavmi bıraktı gitti o. Artık bu toplum imana gelmezler diye son olarak artık gücünü kullandı. Artık tamam tükendi. Bıraktı gitti onları kavmine. Fakat biliyorsunuz tabi Allah'ın emri gelmeden bir peygamber görev yerine bıraktığı için hemen cezalandırıldı. Balığın karnında bir müddet kaldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke mükerremdeki son yılları. Ebu Leheb denen kafir amcası peygamberin devamını sürekli izliyor. Kimle görüşürse araya giriyor, engelliyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sukul Ükaz deniyor. Mekke panayırı. Panayırda tabi çok yabancılar geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yola giderken şöyle diyor insanlara: Ya eyyühen nasu kulü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tüflühü diyor. Hep böyle söylüyor. Ey insanlar, kelime-i tevhidi getirin, felah bulunuz. Amcası Ebu Leheb bunu duyuyor. Arkadan koşuyor, taş atmamış ayaklarına peygamber. Yani bu şartlar altında görev yapma uğraşıyor. Yine bir gün Ebu Leheb'in eşi, zevcesi, Ümmü Cemil denen o meşhur kadın, yani Kur'an'da geçen, Hammalet-i Hatab diye Kur'an'da geçen o kadın, yemin etmiş. Ben demiş, Muhammed'i gördüğüm zaman demiş, onun başını taş yaracağım demiş. Eline bir iri taş almış eline. Kâbe'nin bulunduğu yere geliyor. Karşıdan bakıyor, peygamberi görüyor. Hazreti Bekir ile oturuyorlar. Taş da geliyor. Tam peygamberin yanına geldi, peygamberi kaybetti, göremedi. Soruyor Bekir'e, ya Ebu Bekir, Muhammed nerede? Azize buradaydı. Tabi cevap vermedi o. Bulamayınca gitti. Yani Mevlam tabi onun gözlerini korudu. Mekke-i Mükerreme'de artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam'ı tebliğ görün yapamaz duruma gelince engelleniyor. Hatta Mekke'ye gelen yabancılar bile Peygamberle görüştükleri zaman
Onlara bile saldırma başladılar. Öyle koşullar çok ağırlaştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanına eshabından hadi Zeyd'i aldı, Taif'e gitti. Taif'te o zamanlar büyük kabileler var orada. Oraya gitti. Beni Sekif kabilesinin eşrafını ileri gelenlerini topladı. Onlara İslam anlatmaya başladı. Onlara İslam'ı tebliğ etti, davet etti onları. Fakat tabii çile bitmemiş daha. Çile bitmemiş. Hiçbiri İslam'ı kabullenmediği gibi bir de topladılar bazı gençleri de, o hayırsız gençleri de bunu taş yendirdiler. Bunun üzerine toplanan o serseri takım gençler peygamberimize taş atmaya başladılar. Yanında bir peygamberin Zeyd'i var. Azatlısı yani. Onun şeye geçmiştik, Hasan tercümesi. Hazreti Zeyd tek başına ne yapsın zavallı? Gelen taşlara karşı ancak kendi bedenini siper ediyor, kendi bedenini. Resulullah'a taşlar gelmesin, içi yanıyor, gözleri kan alıyor, bedenini siper ediyor. Başına falan çok yine yaralı, kanlar içinden kaldı. Yani bunlara biraz da düşünelim şöyle gerçekçi olarak muhteremler. Yani kendimizi oraya koyalım. Mesela bir taş gelirken, kişi elinde olmadan, irade dışı, insan bir sakınır taştan böyle şey. Bakın Hazreti Zeyd, taş geliyor, gelen atılan taşı görüyor, taşa karşı bedeni siper ediyor böyle. O taş gözüne gelebiliyor, başına her yerine gelebiliyor, hiç çekinmiyor bile. Neden? Yeter ki Peygamberimize taş isabet etmesin böyle şey. Yani peygamber sevgisi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Taif'te de bu şekilde taşlanınca yani artık zulüm zirveye tam tırmanışında artık. Zaten tırmanıştan sonra inişe geçilir. Bu ilahi kural budur. Peygamberimiz diyor, geri döndüler. Peygamberimiz ayakları falan yaralandı. Kanlar altı içerisinde. Dönüşte Mekke'ye yakın Batın Nahil denen bir yer vardı. Oraya kondu Peygamber Hazretleri. Orada sabah namazını kılarken cemaatiyle bir grup cin oradan geçiyormuşlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i duyunca hemen toplanıp geliyorlar. Bunu dinliyorlar. Bu cinler hemen imana geldiler. Gidip kendi kavimlerini, cinleri de İslam'da ettiler. Nübüvvetin 11. yılına gelindi bu şekilde. Peygamberimizin aslı saadeti ikiye ayrılıyor. Mekke dönemine nübüvvet diye sayı oluyor. Yani peygamberimizin peygambere başladığı yıldan başlanıyor. Peygamberimizin nübüvvetinin 11. yılı gelince. Artık Mekke mükerreme Müslümanlar için bir cehenneme dönüştü. Bütün Müslümanlara korkunç baskılar, işkenceler, kimseye İslam'ı yaşam hakkı veren tanınmıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ancak gece yarısından sonra karanlıkta özellikle hac mevsiminde yine o zamanlarda Araplar hacca geliyorlardı. Önceden kalan inançlarını karıştıra boza moza ama hacca yine geliyorlardı. Yani akıllarınca Kabe'yi tavaf ediyorlardı. İşte ısı çalıyorlar. El alkış yapıyorlar bir şeyler. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Akabe civarında baktı bir grup yabancı. 6 kişiymişler bunlar. Gece arasından sonra Peygamber onlara sordu. Size kimlersiniz? Biz dediler Medine'den geliyoruz. Hangi kabileden? Hazreciyiz dediler. Hazreci. 2 kabile var Medine'de.
Evs Hazreç diye. Bunlar Hazreç kabilesi mensuplarmış. Peygamber diyor ki bunlara oturur musunuz biraz? Size bir konuşalım, bir sohbet edelim. Tabi tanışmıyorlar. Oturalım dediler. Oturdular. İşte bu altı kişiye de ne mutlu muhteremler. Onlar nasıl olacak? Ensar ilk başı bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunlara önce Allah tarafından gönderilen son peygamber olduğunu bildirdi. Peygamberlerin ne olduğunu, görevini anlattı bunlara. Bunlara İslam'ı anlattı. Arkadan Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu Peygamberimiz. Tabii o gecenin yarısında bir peygamber, peygamber Hatim-ül Enbiya son peygamber. O İslam'a davet ediyor. O sohbet ediyor. O Allah'ın kelamını okuyor bir peygamber. Gerçekten o altı kişi üzerinde bir etki oldu. Etki oldu. Çok değiştiler. Bambaşka hallere girdiler. Ve peygamberin sonu şöyle bağladı onlara. Şimdi sizi İslam'a davet ediyorum dedi. Gelin kelime-i şehadeti getirin, Müslüman olunuz. Bunlar tabi ilk defa böyle bir davet duyuyorlar. Böylece karşılaşıyorlar. Bir şok oldular önce. Ama ruhsal açıdan buna hazırlandılar ruhsal açıdan. Okunan Kur'an-ı Kerim'in etkisiyle, o peygamberin sohbetiyle bunlar büyük evliya makamını aşan bir dereceye geldiler bunlar. Öyle hallere geldiler. Yalnız bir İslam'a gel, yani yeni bir din deyince birbirine bakışlar bunlar birbirlerine. Ne dersiniz diye birbirlerine. Bunun üzerine başına bulunan Eshab bin Züra Hazretleri o dedi ki biz Müslüman olalım dedi böyle işte. Yani öyle bir ortam oldu ki artık İslamlaşma evvela gönderinde oldu, bir dışları kaldı. Bunun üzerine Peygamberimiz tutur ellerini hepsi teker teker tuttular. Beraberce İslam'a geldiler. Nasıl geldiler? Bunu söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tabi söyleyince şimdi adı cemaatimiz bazı şeyler yaşanır. Kaleme, dile gelmiyor bazı şeyler. Yaşanır. Mesela en basiti bir evlat sevgisi. Bunu kim bilir? Tabi evladı bilir muhtemelen. Yani bazı şeyler yaşanır. Böyle. Kalemle anlatılamaz. Bizler peygamberimizi tabi göremedik muhtemelen. Aradan asırlar geçti. Peygamberi gören sahabeyi de göremedik. Sahabeyi gören tabiyi de göremedik. Aslara geçti aradan. Bunun için peygamberimizin ruhsal halini bize tabi şu anda idrak etmekten aciziz böylece. Bir peygamber sohbetiyle, okunan Kur'an-ı Kerim ile bu altı kişi kelime şahidi getirince öyle bir yer oldu ki artık bunları kesseler İslam'a giden denemez. O hale geldi ona. Peygamber bunlara görev verdi şimdi. Dediler ki ya Resulallah burada kalalım yanında. Sana yardımcı olalım. Hayır. Ben Allah'a sığınıyorum. Allah bana bu görevi verdi. Ben kimseye yardım istemiyorum. Siz dedi Medine-i Münevvere'ye dönünüz. Dönün Medine-i Münevvere'ye. Orada çalışın. İslam anlatın. İslam'a yemeye çalışınız. İşte bu altı kişi Ensar'ın sabıkını evveliğini. Sabıkın ilk İslam'a gelenler. Evvelin. İlk İslam'a gelenler ikiye ayrılıyor. Bir muhacirin bir de Ensar'ın deniyor. Muhacirin Mekke'de ilk İslam'a gelenler. Hazreti Büyük gibiler. İlk İslam'a gelenlerin dereceleri sonra gelenlerden
çok daha farklı üstün oluyor. İşte bu altı kişi elhamdülillah Ensar'ın yani Medinelilerin de sabıkın evveliğine ilk İslam'a gelenler altı kişi bunlar. Bunlar altı kişi Medine Müreye döndüler. Esad bin Zürare başlarında, onun başkanlığında ev sohbetine başladı bunlar. Ama altısı da baştan tırnağa bir tabir Türkçemizde. Yani bütün işleri imana dolmuş, İslam'a dolmuş. Peygamberimizden öyle bir hal, enerji almışlar ki manevi açıdan artık Allah'a diye yanıyorlar bunlar. Yani her şeyi geçmişler bunlar. Bu altısı ev sohbetleriyle her gün bir akşam bir evinde komşusunu, yakınını davet ediyorlar. Ve tabi biraz gizli ya. İslam için çalışıyor bunlar, çalıştılar bunlar. Ertesi yıl, yani nübüvvetin 12. yılı oldu. Bunun üzerine tekrar hem bu 6 kişi, bu defa 12 kişi olarak bunlar yine Mekke'ye geldiler. İkisi de Evs kabilesinden. Onu Hazreci. İkisi de Evs kabilesinden. Şimdi tabi Hazreci kabilesi, Evs kabilesi deyince bizim için pek önemsenmiyor bir anda. Yani normal o olabilir. Fakat bu olay çok olağanüstü bir hal ama. Nedeni şu. Medine'de iki kabile vardı. Evs, Hazreç diye. Bunlar aslında Yemen'den gelmişler. Sebe'de bir baraj vardı. Patladı filan orası. Sonra çekildi. Bunun üzerine bu toplum Yemen'den Medine'ye girip yerleştirdiler. Babaları Haris'ti. İki oğlu vardı. Birinin ismi Evs, öbürü Hazreç. İki kardeş bunlar. Babaları ölünce bu defa ikiye ayrıldı bunlar. Bir kısmı Evs denen kardeşe tabi oldular. Bir kısmı Hazreç'e tabi oldular. İkiye bölündüler. Tabi zamanla çoğaldılar bunlar. Çok çoğaldılar. Ama ne oldu? Aralarına fitne girdi. Aralarına fesat girdi. Bu iki kabile, iki kardeş birbiriyle sürekli savaşma başladılar. Sürekli ama. Savaşıyorlar. Ne demek savaş? İç savaş yani. Ne demek savaş? Tabii her savaşta onlarca genç ölüyor. Yüzlerce genç de yaralanıyor. Tabii ana babalar ağlıyor. Evladı öldü. Genç hanımlar dul kalıyorlar. Çünkü yetim kalıyorlar. Ama bu önlenemiyor. Önlenemiyor. Sürekli savaş oluyor. Bazen topyekun savaşı dönüşüyor. Daha büyük muazzam katliam oluyor iki taraftan da. Büyük ölüler oluyor. Cenazeler kaldırılıyor. Ağlayanlar, bayılanlar, o yaşlı hanımlar, genç hanımlar, dul kalanlar. Bu devam ediyor bu şekilde. İşte bu iki kabile mensubu hiçbir an bir araya gelmemişler beraberce. Hep ayrılmışlar bunlar. İlk defa burada bir araya geliyorlar. Evs kabile iki kişi de bu altısı Hazreci bunlar. Bunlar imana gelmişler. Bu defa bu iman kardeşliği, din kardeşliği, İslam bunları birleştirmiş ve ilk olarak Evs Hazreci kabile bir arada Mekke'ye gelmişler. 12 kişi olarak Mekke'ye geldiler bunlar da. Mekke'ye geldiler. Şimdi tabii bir kısmı ilk defa peygamberi görecekler. İman ettiler ama Medine'de. Esad'ın şeyinle, delaletiyle. Fakat şimdi işlerinde şimdi peygamberi görme ağzı iştiyakı işlerinde. Resulullah'ı görme. Peygamberi görme. Mekke'ye geldiler. Baklar ki Mekke mükerremede durum çok kritik. Küfür, şirk, baskı, zulüm tam zirvede. Müslümanlar gayet ağır baskı altında Müslümanlar. Peygamber bile çıkamıyor dışarıya. Öyle bir durumda.
Habeşte bunlar gideceği, yine gece yarısından sonra Akabe'den bir yabran Mekke Medine arasında orada buluşma karar verildi. Gecenin 3'te 2'sinden sonra, yani bugünkü deyim saat 2'de falan diyelim aşağı yukarı, Akabe'de buluşlar bunlar. Tabii daha önce peygamberi görenler o hasede giderdiler. Açları yenilendi, cezbeleri yenilendi, ruhsal halleri daha güçlendi. Diğerleri de peygamberi gördüler, sahabe oldular. Az evvel tabi'in idi onlar. Sahabeyi görenlerdi, tabi'indi. Onlar da peygamberi görünce, sohbeti bulununca, onlar da sahabe makamı eriştiler, 12 kişi. Bunun üzerine orada bunlardan biat aldı Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Biat. Yani bir sözleşme. 12'sinden de Allah Teala'ya hiçbir zaman şirk koşmak üzere hiçbir canlıyı, hiçbir maddeyi, hiçbir şeyi Allah'a eş ortak yapmamak. Yani Allah'a Rab olarak bilmek, ilahını bilmek. Sonra o gün çok günahları olan hırsızlık çok yapılır o zamanlar. İşte insan kaçırma, mal kaçırma, zina, fuhuş gibi bu gibi şeyleri yapmama. Bir de evlatlarını öldürmeme. O zamanlar bir usulü vardı Allah korusun. Evladının diridir, toprağa gömerler de bunlar. Birinci akabiyat deniyor bunda. Burada onlardan bu söz alındı. Dedi ki bunlar peygamberimize, ya Resulallah, bize dediler Medine-i Münevvere'ye, burada bulunan sahabenin birini göndersen dediler Medine'ye. Tabi onlar İslam'dan bilemiyorlar. Ama bildiğini yaşıyorlar ama. Bize de buradan sahabenin birini göndersen de hem Kur'an-ı Kerim ayetleri bize okutsa, öğretse, hem de İslam'ı bize de anlatabilse, biri göndersen. Peygamber bunlara Hazreti Mus'ab'ı gönderdi. Mus'ab bin Ümeyr Hazretleri. Onu gönderdi. Bu göreve onu layık gördü Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Kim o Mus'ab Hazretleri muhteremler? Hazreti Mus'ab bin Ümeyr. Burada bin oğul anlamına geliyor. Yani Ümeyr'in oğlu Mus'ab. Türkçemize böyle tercüme edebiliyor. Bu çok nazik büyüyen bir gençmiş. Babası durumu iyiymiş Mekke Mükerreme'de. Varlıklı kişiymiş. Bu aile içerisinde çok elde, kucakta büyüyen, nazik büyüyen ve bolluk için büyüyen bir gençmiş bu. Bu duymuş Mekke Mükerreme'de peygamberimizin peygamberlik davetini duymuş. Kendi gidiyor. Hazreti Erkam'ın evine gidiyor. Orada peygamberimizi gördü. Ya Muhammed dedi. Sen insanlara da yeni bir din davet ediyormuşsun dedi. Ben de bunu anlamaya geldim. Genç sakinizi çok. Çok da mütevazi, yumuşak, halim, selim, efendi bir kişiymiş gençliğinde. Öyle bir hal varmış kendisinin. Peygamberimiz de bunu İslam'a anlattı. Ya Mus'ab ben el dedi, verdi. İslam'a geldi hemen. Hep peygamberimizin yanında kaldı muhtemelenler. Gençlik kaldı böylece. Bunun için tabi peygamberinin yanında süre kaldı şu anlamı geliyor. İslam'ı daha iyi öğreniyor. İslam'ın yaşantısını daha güzel görüyor. Annesi, babası bunu çok sevdikleri halde el üstünde, kucakta büyüttükleri halde İslam'a geldiğini duyunca canavarlaşıyor bakın muhtemelen. Canavarlaşıyor. Bir öz anne, öz baba bu genç yavrularına işkence yaptılar. Ne yaptılar bunu? Evlerin altında bir karanlık mahzen varmış. Mahzen.
depo gibi bir şey yani be. Kapalı, karanlık bir yer varmış. Hazreti Mustafa oraya kapadılar. Işık almayan bir yer böyle. Havasız bir yer, karanlık bir yermiş. Oraya kapadılar. Günde bir defa ufak bir delikten ona bir parça kuru ekmek atıyorlar. Biraz da su veriyorlar. Bu kadar. İslam'dan dön, seni çıkarız diyorlar. Günlerce bir parçacık kuru arpa ekmek, katı taş gibi. Onun da yetindi. Karanlıkta kaldı. Zindan hayatına kaldı. Okul işkence çekildi. Tabi İslam'dan dönmedi. Dönemez zaten. İslam'a gelen, onu tadan kişiye ruhsal açıdan tabi dönemez tabi. İşte Peygamberimiz bunu Medine'ye gönderdi. Görevli olarak muhteremler. Medine'ye gitti. Ve ömründe tabi çok değilmiş ama adı cemaatimiz Uhud Harbi'nde şehit oldu kendisi bence. Hem de şehit olması da çok ilginç bir şey, şehit olması da. Hazreti Musab zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzermiş zırh giydiği zaman. Peygamberimize benzermiş yapısı. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında İbn-i Kumbe diyen bir kafir müşrik illa ben Muhammed'i öldüreceğim diye yemin etmiş aklınca. Bu defa saldırıyor. Musab'ı peygamberimiz zannetti. Ve Musab'a saldırdı. Ona saldırdı. Bir kılıç vurdu. Hazreti Musab'ın bir kolu koptu. Sancak tutardı kendisi arada. Kol tabi kesildi. Ne demek kol kesilmesi? Kan boşanıyor tabi. Bütün damardan kan boşanıyor. Ama yaralma geri çekilmiyor tabi. Sol elini sancağı aldı yine devam ediyor. Peygamberimiz önünde yendi. Peygamberimizi koruyor sürekli. Bir kılıç daha geldi. Sol kolda koptu. İki kolu koptu. Kanlar akıyor. Ağzını aldı sancağı. En sonunda işte tabi başı da kesildi arada. Peygamberimizin gözü önünde. Önünde. Orada şehit oldu. Genç yaşında şehit oldu muhtemelen orada. Medine-i Münevvere'de. İşte gidenler bilirler. Uhud Dağı'nın eteklerinde Uhud şehitleri var orada. 70 şehit var orada. Hazreti Musab da onların arasında. Kendisi orada. Çok varlıklı geçti gençliği. Fakat öldüğü zaman üstündeki elbiseler hep yırtılmış. Kılıç darbesi, şunlar bunlar olmuş. Şehitler kefenlenmiyorlar. Yani Allah yolunda Allah'ın dinini hakim kılmak niyetiyle ölen kişi hakiki şehit deniyor buna. Bunlar yıkanmıyorlar, kefenlenmiyorlar bunlar. Yalnız Hazreti Musab'ın üstü başı açılmış artık. Elbiseye dökülmüş. Peygamber buyurdu ki gidin evine bakın bakayım. Evinde bir parça bir şey var mı da işte ne olsa olsun kilim, battaniye, tabi battaniye yok da bir örtü varsa da bunu saralım. Yani çıplak kefe koymadan mezara diye. Evine gittiler. Bir parça bulmuşlar evinde. Bütün eşyası oymuş. O da bedenini sarmadı. Başını örtüldü. Ayaklar tabi çıplak kaldı. O şey mezara gömüldü. Ayak kısmına altar konuldu. Çıplak kalmış muhtemelen. Hazreti Musab Adnan Hazretleri, Allah ondan razı olsun muhteremler. Yani hem sahabe hem şey her bakımdan elhamdülillah bir başka bir insan kendisi. Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman Hazreti Esad bin Zürare ilk gelen altı kişinin birincisiydi bu. O esas başlığı bu kendisinin. Onun evine gitti misafir olarak ve sordu. Ya Esad, Medine'de kaç kişi olduğunuz Müslümanlar? Dedi ki ya Musab tam 40 kişi dedi. 40 kişi olmuşlardı. 6 kişiyle başladı, 40 kişi olmuşlar. Hazreti Musab Hazretleri Esad bin Zürare'nin evinde ev sohbetine başladı. Bazen kurma bahçesine gidiyorlar, işte başta evine gidiyorlar. Hep ev sohbetleriyle pek açıkta vermeden gizli açık arasında çalışma yapıyorlar. Hazreti Musab'ın çok güzel konuşma tarzı varmış. İkna kabiliyeti varmış. Kendisinde muazzam sabır varmış kendisinde. Ne kadar hakaret etseler, ne yapsalar
hiç bunlara duymuyor bile. O Allah için söylüyor, konuşuyor çünkü. Böyle çalışıyor, çalışıyor. İnsan durmadan çoğalıyor. Yalnız Medine Münevvere'de iki kişi vardı. O andan çekiniyorlar şimdi bunlar. Biri Usayd bin Hudayr. Biri de Sa'd bin Muaz. Medine'de bunlar Medine'ye ileri gelenlerinden ve Hazreç kabilesinden bunlar ikisi de bunların sözü Medine çok geçiyormuş. İkisi de otoriter, güçlü, aslası kesti ki ikisi de. Bu ikisinden çekiniyorlar biraz. Eğer bu ikisi İslam'a gelseler artık Medine'de yolu açılacak bunlara. Bir gün oturmuş yerine bir yerde Hazreti Musab orada bulunanlara Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'in peygamber dinlediği yorumunu yapıyor onlara. İslam anlatıyor onlara. Güzel bir hava olmuyor böyle. Olmaz mı? Tabi olur. Hazreti Musab anlatsa olmaz mı hava tabi? Mani bir hava olmuş. Bakıyorlar Usayd bin Hudayr denilen o iki kişinin biri geliyor. Sa'd bin Muaz'la ikisi arkadaşlar tabi ben. Hem akrabalar. Bunu Sa'd bin Muaz göndermiş. Sa'd bin Muaz bundan daha üstün. Daha çok sözü geçiyor orada. Usayd diyor git bakalım diyor. Medine'den Musab diye biri buraya gelmiş. Medine'ye gelmiş. Burada diyor fitne çıkarıyormuş. Buraya bir bölücülük yapıyormuş. Halkı kandırıyormuş diye kişinin adını bildir diyor buna. Hazreti Usayd alıyor eline harbi diyorlar. Süngüye benzer bir bıçak şeklindeymiş. Uzunca, ucu sivri. Alıyor eline harbesini. Hiddetli geliyor oraya. Bakıyor, toplanmışlar. Hazreti Musab sohbet ediyor. Her biri manevi hali tatlı hallerde. Bunları görünce başlıyor bağırma Musab'a. Ne yapıyorsun sen? Fitne çıkarıyorsun. Defol git Medine'den. Seni öldürürüm diye şey yapıyor. Üzerindeki o harbere şey yapıyor. Hazreti Musab diyor ki ya Usayd diyor bak sen de insansın biz insanız. Rabbimiz bir. Aynı maddeden yaratıldık. Hepimiz de yine öleceğiz. Medara konacağız, çürüyeceğiz, tek yaratılacağız. Gel, otur biraz diyor. Yani biraz sabret, öfkeni yen, bak biraz kendine gel, sakinle biraz diyor, lütfen diyor, otur biraz diyor. Bak diyor, biraz dinle diyor. Biraz dinle diyor. Buna tahammül et dinlemeye biraz. Eğer beğenmesen, tamam gene beğenmedi, sen bilirsin diye. Kimse zorlayamıyoruz böyle diyor. Ama bir de İslam öğren bakalım diyor. Usayd bunun üzerine bir sakinliyor biraz. Peki oturuyor oraya. İle harabesini yere batırıyor şöyle. Önüne koyuyor. Yani bir tehdit olarak onu da önüne koyuyor. Yere batırıyor. Toprakmış yerde. Yere batırıyor. Konuş bakalım diyor. Onuru kendisi de. Hazreti Musa önce Kur'an okuyor buna. Hazreti Musa'nın sesi de bir bambaşka bir sesi var mı? Kur'an-ı Kerim okurken sanki yeni vahiy geliyor. Öyle hal olurmuş. Hazreti Musa tabi tam ihlas ile Allah için her açıdan yetişmiş olarak evde besmele çekiyor. Önce bir güzel yavaş yavaş bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'de okunurken o Usayd'in yani gelen o kişinin halinde bir değişme oluyor. Kur'an duyunca Allah kelamını duyunca, Allah'ın kudretini, azametini, ayeti anlıyor açık tabi anlamına da, anlayınca bir değişim oluyor. Hidete gidiyor, bir sakinliyor. Hazreti Musa bunun üzerine İslam anlatıyor. Allah'ın birliğini, İslam'ın tevhid edilmesi üzerine olduğunu, İslam'da işte şunun yasak olduğunu, yani fuhuş, içki, hırsızlık, hep yasak olduğu, İslam yasak olduğunu anlatıyor bunlara. Şöyle diyor Musab, çok güzel dinmiş bugün. Biz şimdiye kadar hep putlara tapınmışız. İnsanların yaptığı taş heykele tapınmışız bizler. Onların izinden gitmişiz. Biz ahma aptalmışız bizler böyle diyor.
Peki bu dine gelmek için ne yapmak gerek diyor? Nasıl bu dine geliniyor, giriliyor şimdi? Ne gibi şartları, şutları bunları var? Efendim diyor, çok kolay böyle diyor. Bir kelime-i şehadeti yeterli oluyor böyle diyor. Peki nedir o diyor? Tutuyor Hazreti Musa elinden, hemen söylüyorlar. Bir söyleyeyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hazreti Hüseyin elhamdülillah bir anda tabin oldu. Sahabe olamadı. Peygamber de işin böyle. Sahabeleri gördü. Tabin deniyor. Tabin makamına çıktı. Öyle muazzam feyiz aldı. İslam'la tam işi, dışı uyum sağladı. Dedi ki şimdi onlara, şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Dedi ki Hazreti Musab, ya Hüseyin, bir abdest al dedi. Eğer dilersen bir duş al, yani gusül abdest al dedi. İki rekat namaz kıl dedi böyle. Hemen orada, tabi yaz, Medine'nin yasak orası ve hemen bir duş aldı oradan. İki rekat ilk defa namaz kıldı. Daha takım bilmiyor tabi şey. Yalnız böyle Allah Allah diye celalühü, rükû secde yaptı, namazını kıldı, dua yaptı. Kendine geldi. Sanki yeniden doğmuş. Başka bir alemler. O dünya bitmiş, tükenmiş dünyada başka alemdeki ölü kendisi bulunca dedi ki ben şimdi gideyim de Sa'd bin Muaz'ı göreyim dedi. Esas Medine'nin temel direği. O anda küfür anında kendisi. Ben de Sa'd bin Muaz'ı göreyim. Onu buraya göndereyim. İnşallah da İslam'a gelirse artık Medine bizim dedi. Şimdi hemen çıktı oradan. Onda Sa'd bin Muaz bekliyor şimdi oradan. Yani dağıttı mı bunları? Musab'ı kovdu Medine'den. Bekliyor oradan. Sa'd bin Muaz baktı. Hüseyin geliyor ama sakin yüzü gülümsüyor. Nurlanmış güzel bir sakinli bir hale var. Hüseyin ne oldu hayrola? Ya Sa'd sen de git. O Musab'ı bir dinle. Bir dinle. Ondan sonra ne olduğunu görürsün onu. Ben onları aldırmam dedi böyle. Sen aldırma onları. Bir sene git bakalım ben dedi. Ver harbeyi de aldı harbeyi. O gitti oraya. Daha gider karşıdan başladı bağırmaya, çağırmaya. Çok gülmüş işte kendisinin. Bağırmaya, çağırmaya başladı. Hazreti Musab tabi tatlı diliyle, güzel haliyle, o manevi feyziyle onu da etkiledi. Ya sahab dedi. Bak dedi, İslam dışı inançlara sahiptim şimdiye kadar. Şu an İslam'a karşısın. Ama İslam'ı bilmiyorsun ama. Bir İslam'ı öğren bakalım. Ondan sonra kararını ver dedi. Lütfen oturur musun deyince. O da oturdu. Ona da önce Kur'an'dan ayetler okudu. Kur'an okun ayetlerle Hazreti Sa'd bin Muaz da çok etkilendi. Etkilendi. Ama da değişti orada. O da elhamdülillah aynı şekilde gene buyurun inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. O da kelimesini getirdi. O da Müslüman oldu. Gusül etti. İki kat namaz kıldı. Hemen gitti topladı. Kavmini topladı şimdi. Kadık hepsi gençler dedi. Böylece. Bu defa kendini davet etti onları. Davet etti. Bir anda muazzam bir akıl oldu İslam'a. Ondan sonra Medine Münevvere'de artık İslam'a davet açıkça başlandı. İlk olarak Medine'de namazda cemaate kılmaya başlandı ilk defa Medine'de. Belki de kılmıyor tabi daha böylece. Ertesi yıl nübüvvetin 13. yılı Peygamberimizin Mekke'deki son yılı artık. 13 yıla geçti Peygamberimizin peygamberliği. 13. yılı Hazreti Musab da dedi ki Medine'lilere bu sene de beraber gidelim dedi. Ben de bir senedir dedi Resul'dan ayrıyım. Onun aşkı beni yakıyor dayanamıyorum dedi. Bunun üzerine 73 erkek 2 kadın 75 kişi de beraber geldiler. Beraber gelen Medine Mevvere'ye yine aynı gece Akabe'de aynı yerde yine gece orada toplanıldı. Dediler ki peygamberimize ya Resulallah
Mekke'de durma ya Resulallah. Hep bunlar sana düşman ya Resulallah. Her biri canavar bunlar. Sahabene zulüm yapıyorlar ya Resulallah. Artık Medine'ye gel. Peygamber buyuruyor ki Hazretleri, evet artık vakti oraya geleceğim inşallah. Burada tekrar bir biat edildi. Buraya ikinci akabe biatı deniyor. Burada o anda Peygamber söz aldı işte bunlardan. Dedi ki ben dedi Medine'ye gelince malınızı, canınızı, eşinizi koruduğunuz gibi koruyacaksın orada beni. Yani buraya geldiğim zamanlar rahat olmayacak ama. Olmayacak ama. Düşman oraya saldıracak. Malınız icabında Allah yolunda gidecek. En sevdiğiniz yavrunuz Allah yolunda şehit olacak icabında. Yani bütün bunu alıyor musunuz bunları? Biri sordu. Peki ya Resulallah, sen Medine'ye geldiğin zaman senin uğrunda İslam yolunda ölürsek ne olacak? Doğru doğru yeriniz cennet bu efendim. Hesap suale çekilmeden mahşerde hemen yeriniz cennet buyurdu. Hazreti Esad bin Üzer ilk el uzattı. Ya Resulallah ben sana biat ediyorum bunu dedi. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye davet ettiler. Peygamber bunu kabul etti. Medine'ye gelmeyi. Bunlar dönüp Medine'ye gittiler. Artık Medine elhamdülillah Evz Hazreç İki kabilede İslam'da barıştılar. Birbirinin karışını öldürenler, hatta birbirinin oğlunu öldürenler, asırlı kan davası güdenler, bunlar hepsini sildiler. İslam kardeşliğinde, din potasında eri birleştiler bunlar. Medine Münevvere'de. Artık Peygamberimizin Medine'ye gelmesini bekliyorlar şimdi bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi günü Mekke'de bulunan sahabelerine haber verdi. Eshabım, bu gece Medine'lere biat ettik. Artık isteyen Medine'ye gidebilir hicret. Açıldı. Bu hicret Mekke'den Medine'ye isteğe bağlıydı. Farz değil o zamanlar. Ancak Peygamberimizin Medine'ye gittikten sonraki hicret farz olduğunu sonra. Bunun üzerine sahabeler başladılar, hazırlığa başladılar. İlk çıkan da Hazreti Ebu Seleme oldu muhtemelen. Ebu Seleme Hazretleri hanımını aldı, bir de kızı vardı. Hanımını kızını deveye bindirdi, kendi deve yılan tuttu. İlk olarak Mekke'den Medine'ye bu yola çıktı. Mekke'den tam ayrılmıştı ki hanımının akrabaları gördüler bunu. Tuttular bunu. Ne yapıyorsun Ebu Seleme? Şimdi Medine'ye gidiyoruz. Sen de bak git dediler. Ama bu gidemez dediler hanımı için. Akrabaları hanım kızını aldılar. Onu gönderdiler. Tek başına gitti. Tabii hanımız kız sonradan arkadan gittiler. Nasip oldu muhtemelen. Bu şekilde Mekke'de bulunan sahabeler genelde ya gece yarısından sonra ya da öğle sıcağında o zaman tenha olur. Mekke mükerreme, bunlar hep bir, iki böyle tena tena, kaça kaça gitme başladılar. Peki ne yaptı onlar Medine'ye gidenler? Genelde oraya giden para götüremedi. Evini tabii götüremiyor, evin eşyasını satamıyor, satırmıyorlar. Ancak canını götürüyor. Altını olan biraz onun cebine koyup götürebiliyor. Götürebiliyor. Elhamdülillah Medine'de bulunan o Müslümanlar, bunları hemen sahiplendiler bunlar efendim. Baktılar Mekke'den muhacir mi geliyor? Hem bunlara kapıştılar bunları. Bunlarla karışık oldular. Yani evine götürdü. Herkes evine birine götürdü. Hatta mallarını arada paylaştılar mallarını. Bak kardeşim dedi. Dört devem var. İkisi senin, ikisi benim. On rumacım var. Beş senin, beşi benim. Oldular. Yalnız Hazreti Ömer o açıkça hicret etti açıkça. Hazreti Ömer tek o. 20 kişi beraber arkadaşları varmış kendisinin toplandılar. Bu gündüz önce Kabe'yi tavaf etti. Okunu yayını almış, kulü kuşarmış.
Tavaptan sonra döndü müşriklere. Ben de buradan Medine'ye gidiyorum dedi. Kim annesi ağlatmak istiyorsa arkamdan gelsin dedi. Medine okudu müşriklere. Arkadan gidemediler. Bunun üzerine Mekke mükerremede yanında Hazreti Ebubekir kaldı. Hazreti Ali kaldı. Bir de bazı hasta yaşlılarla bazı kadınlar kaldı Mekke mükerremede gidemeyen. Herkes gidiyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız kalıyor bakın. Yalnız kalıyor Mekke'de böylece. Şimdi bu gerçeğe bir de şu açıdan bakalım. Bir komutan, bir amir ne yapar? Önce kendi güvenini sağlar. Önce kendi güvenini sağlar. Ondan sonra diğerlerini geri alır. Bakın Allah'ın Resulü yani Allah'a güveniyor. Halk peygamber, son peygamber. Nefsini düşünmüyor, Allah'a güveniyor. Tabi peygamberin işinin gerçeğini tam biliyor. Allah'ın takdirinde bunlar. Bir gün Hazreti Bekir gelip peygamberimiz Hazreti Bekir. Dedi ki ya Resulallah bak herkes Medine'ye gidiyorlar. Ben de gideyim ya Resulallah. İzlamla geldim sana. Peygamber gülümsedi. Ye Ebu Bekir sen biraz daha bekle bakalım. Bana da izin gelecek Rabbimden. O zaman beraber gideriz inşallah. Hazreti Bekir çok, çok sevinir tabi. Derken izin de peygamberimize geldi. Nasıl geldi azı cemaatimiz? Şimdi Mekke müşrikleri baklar ki Müslümanlar Mekke'den çıkıp gidiyorlar. Önce buna sevindi onlar. Yani bunlar Mekke'den gidiyorlar. Onlara göre, onların görüşüne göre Mekke temizleniyor Müslümanlardan. Onlara kalacak, Mekke onlara kalacak. Önce sevindi bunlar gitmelerine. Ama sonra akılları başlarına geldi. Şöyle de akılları başlarına geldi. Dedi ki şimdi bunlar Medine'de iki kabile vardı. Evs Hazreç. Birbirine sürekli savaşan. Ama İslam bunları barıştırdı. İki kabile bir araya geldiler. Medine'de büyük bir güç oluştu şimdi. Bir de Mekke'den giden Müslümanlar oraya katılınca Medine'de büyük bir İslam güç olacak. Mekke'nin de ticaret yolları, Şam yolları Medine'den civarından geçiyor. Baktı bunlar, iletişim bunlar için tehlike ulaşacak. Bunun üzerine hemen toplandılar. Onların bir toplantı yeri vardı. Benim Nedve denen bir ev vardı. Toplandılar. Tabi Ebu Cehil başlarında. Dediler ki, evet Hacı Müslüman oldu. Buradaki de oradan onlara katıldılar. Eğer dediler Muhammed de Medine'ye gidip de onların başına geçerse, sonra etraf kavide Müslümanlar da vardı. Onlara Medine'ye toplanırlar. Büyük bir güç olur orada. Ne yapalım buna? Bir çağrışma başladılar. Dedi ki biri Muhammed'i de bir yere kapayalım dedi böyle. Yani havasız, karanlık bir yere kapayalım. Orada aç susuz ölsün gitsin. Ebu Cehil bu görüşü beğenmedi. Onun sahabelerinden bunu duyarlarsa girip kurtarmaya çalışırlar. Biri şöyle de öneri sürdü. Onu bir deveye bağlayalım, çöle bırakalım. Baş baş çöle bırakalım. Deve üzerinde. Çölde, güneşte, sıcakta, açsız ölsün. Ebu Cehil bunu da garanti görmedi. Peki ne yapalım? En iyi çare Ebu Cehil'i de onu öldürelim. Ama öldürelim. Ama kim öldürecek? Hazretleri yok şimdi. Kim öldürecek bunu şimdi? Tabii iş bu defa kan davasına dönüşecek. Haşimoğlu İslam'a gelmeye de bu işe giriş karışacak. Ebu Cehil denen kafir bununla bir yolunu buldu. Şöyle bir öneri ileri sürdü. Dedi ki her toplum kabileden gençlerini seçelim. Bunda yerine bir kılıç verelim. Gece yarısı bunlar eve baskın yapsınlar. Uyurken her bir ona kılıç vursunlar. Kim öldü belli olmaz. Bunun üzerine Haşimoğulları bütün kabile kısa aşamazlar savaş aşamazlar dediler. Bu karar alındı ve hemen o gece akşam hava kararınca
Peygamberimizin yattığı mübarek ev kuşatma altına alındı muhtemelen. Alındı. Ebu Cehil de orada. İşin acı tarafa bakınız. Ebu Leheb de orada. Peygamberimizin amcası. Yeğeni Muhammed'i öldürecekler. Ebu Leheb, o da gençlerin başında bunlar da. İdare ediyorlar. Ev tam çember alındı. Yani uçmaz. Alıp verilmez. Bekleme aldılar. Biraz daha bak kararsın. Halk ellerine çekilsin. Eve basın yapacaklar bunlar. Bu şekilde. Tabi onların planı bu şekilde. Allah'ın takdiri var tabi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Durumu haber verdi. Ya Muhammed, durum bu şekilde böyle böyle. Rabbim emir veriyor. Hemen bu gece buradan çık. Ateşe Medine'ye git buyurdu. O durumu anlattı ona. Hazreti Salih bekardı, gençti. Peygamberimizin evinde kalırdı. Peygamber Ali'yi kaldırdı. Ali gel bakalım buraya geldi. Bak Ali, az önce Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana Medine'ye hicretin emir geldi Rabbimden. Yalnız sen bu gece benimle gelmeyeceksin buyur. Benim yatağıma yatacaksın buyurdu. Şimdi düşmanlar camdan gözüyormuşlar. Pencerede gözüyormuşlar. Onlar seni ben zannederler de arka hemen gelmesinler. Olur mu? Olur ya Resulallah. Yani bu tabii öyle bir kritik an ki peygamber zannıyla onu öldürebilirler yani. Öyle bir durum. Masal tabii camdan geçiyor. Allah'ın Resulü deyince ona teslim oluyor. Peygamberimiz kendi örtünün işi hırkası vardı. Hastalığı verdi. Ali, uzun yatağıma yat. Hırkım üzerine ört. Üç gün sonra arkana gelirsin Medine'ye benden sonra. Emanete verirsin buyurdu. Bazı şeyler varmış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıktı muhteremler. Yasin'i okuyarak Sekin ayet-i kerimesine vardı ki onların önünde arkalarına biz perde kıldık. Fehum la yubsirun. Onları göremezler. Buraya kadar okudu. Eline bir toprak aldı, üfledi. Peygamber aradan geçti, halde onlar peygamberi göremediler tabii. Bir uyku gibi sarhoşluk geldi kendilerine geldi ve hemen hepsine de o toz isabet etti. O anda Rabbim buyurdu ki Cebrail Mikail aleyhisselama, ya Cebrail, ya Mikail, ikinizden biriniz kalan ömrünüzü öbürüne bağışlayınız dedi Peygamber. Allah da buyurdu. Bağışlayın ömrünüzü de biriniz öleceksiniz, bir kalacaksınız. Şimdi Cebrail aleyhisselam Mikail'e bakıyor, o ömrünü bana bağışlasın diye. Mikail Cebrail'e bakıyor, ömrünü bana bağışlasın diye can tahtaya geliyor. Dedi ki Rabbim, bakın benim Ali kulum, benim Habibim yatağına yattı şu anda. Hırkasına bölündü. Peygamber diyor onu öldürecekler belki. Yani onu göze alarak gidin onun başını bekleyin bakalım. Bu gece orada nöbet tutun orada. Cebrail Aleyhisselam'ın başında, ayak ucunda dikiliyorlar. Peygamber çıktı oradan. Gitti oradan. Biraz sonra iblis, şeytanın başı oraya geldi. Baktı onların durumuna. Ne yapıyorsun burada? İşte Muhammed'i öldüreceğiz de. Bekliyoruz. Muhammed'den kaçıp gitmiş bile dedi böyle. Ne biliyorsun? Baksana durumuza dedi. Yok dediler işte. Derken camdan baktılar. Yatıyor dediler. O Muhammed değil ama dedi. İçeri gidip baktılar. Hastalığa kalktı. Ayağa kalktı. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben de bilmiyorum dedi. O yüce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıktı, gitti. Nereye gitti bilmiyor Peygamber Aleyhisselam. Bu meşru kaldı, sır olarak kaldı. Ertesi günü öğle vaktinde Hazreti Bekir evine gitti. Hazreti Bekir'le beraber oradan kalktılar. Cebeli Sevr deniyor. Sevr Dağı var. Oraya gittiler. O dağda bir mağara vardı. Büyükçe mağara bayağı.
Mağaraya girdiler beraberce. Onlar mağaraya girdiği anda iki kuş geldi. Çift, güvercin. Erkek dişi. Acele ot topladılar. Gagalarıyla getirirler. Yuva yaptılar böyle. Acele böyle. Çamur getirirler, toprağı getirirler, tükürtüden usladılar, bitki getirirler, yuva yaptılar. Ve dişi güvercin de yumurtladı birkaç tane yumurtladı böyle. Biraz sonra bir örümcek geldi, büyük örümcek geldi, ağa geldi kapısına. Mağara kapısı böyle ayaktan girilemez böyle. Eğilerek zor girilir böyle. Aç küçük bir kapısı. Örümcek geldi, birkaç kat ağa geldi. Biraz sonra bir fırtına esti, toz toprak ağa takıldı. İçerisi hiç görünmüyor. Ağa da eski ağını aldı. Böyle. Örümcek ağa da. O durumunu aldı. Şimdi tabi Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, müşrikler. Artık onlar peygamberimizi öldürmeye kesin kararlılar. Evi sarılmış, çemre altı alınmış, o canavar gençlerle kılıçlarla beraber kişiler hazır emri bekliyorlar, hazır kıta bekliyorlar. Peygamberimizin kaçtığını oradan duyunca artık çılgına döndü şimdi bunlar. Nasıl elimizden kaçar diye böyle. Çılgına döndü bunlar. Arama başladılar. Mekke'de ev ev, tepe tepe arıyorlar. Bulamıyorlar. Bunun üzerine bir ilan yayınlandı. Ödül kondu. Muhammed-i Ebu Bekir'i Hasan Hazretleri'ne ölü veya diri yakalayana 100 deve ödül koydular. 100 deve. Büyük bir servet. Çölde tabi. Aranıyor bu şekilde. Bir kafile peygamber izini izleye izleye Sevir Dağı'na geldiler. Mağarasına kadar geldiler. İzleyici biri varmış. Bu işin uzmanıymış. İşte Muhammed burada dedi. Bir hal denen kafir dedi ki ben de seni akıllı seni buraya getirmiştim dedi. Baksana Muhammed daha dün kaçtı. Bak burada kuş yuvası var. Yumurtaları var. Örümcek buraya kimle ağa gelmiş. Kat ağır. Toz da geldi tabii. Eğer eğilip baksalar ama gene görecekler. Eğilmeler tabi bunlar. Allah tabi koruyacak bunları muhteremler. Geri döndü bunlar. Peygamberimiz 3 gün 3 gece orada kaldı muhteremler. Mağarada kaldı sadece. Orada kaldı onlar. Ebu Bekir'le beraber. İşte Hazreti Bekir de aldığını orada aldı muhteremler. Yani Hazreti Bekir en yüce makamını orada kat etti orada böyle. 3 gün peygamberle beraber mağarada. Hatta çok işler oldu orada. Böyle. Çok işler oldu. Müşrikler mağarada işte girelim falan derlerken Hazreti Bekir o anda bir ağlama başlamış böylece. Peygamber dedi ki ne oldu ya Ebu Bekir? Ya Resulallah. Ya içeri girseler, ya eğilip baksalar tamam ben canımı vereceğim. Ama yetersizim seni kurtaramayacağım Resulallah. Ne olacak senin halin? Dedi ki peygamberimiz Bismillah. La tahzen innallâh me'anâ. Üzülme bir Allah biz beraber buyurdu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün sonra mağaradan çıktı Ebu Bekir'le beraber. O zamanki kullanılan normal yolu değil de deniz sahilini Peygamberimiz kullanarak Medine'ye çıktılar. Tabi bu hicret bahsi çok geniş muhteremler. Çok kapsamlı bir mesele. Hele manevi açıdan, yani tasavvufi açıdan ise çok ayrılıkları var böyle şey. Mesela birini şöyle diyeyim. Şimdi müşrikler, mağara kapısında müşrikler, acaba burada mı değil mi? Bir endişedeyken şeytan yine oraya geliyor. İblis yine geliyor. Onlara burada işte girin diyecek oluyor. Cebrail Aleyhisselam şöyle bir kanından vurdu şeytanı. Ta bilmem neye attı. Tamam, şey attı böylece. Şimdi diyor ki Evliyullah bu konuda bunlar tasavvufi yönleri çok kapsamlı ama tabi aile yetmez bunları anlatmaya. Diyor ki Evliyullah muhteremler işte diyorlar bir mümini kamilde bir gerçek müminde son nefesindeyken şeytan
onu kandırmaya geldiği zaman da melek o da şeytana vuracak kanadını, onu atacak bir yolu muhtemelen böylece. İnşallah daha böylece. Bir kısası anlatayım bu hicretle ilgili, yoldaki ilgili muhteremler. 100 deve ödülünü duyan bütün kavim kabileler, yol boyundakiler siyahlanmışlar. Peygamber'i arıyorlar. 100 deve sahibi olmak için tabii. Bunların biri de Suraka denen bir pehlivan. Adı Suraka. Çok güçlü pehlivanmış. Ya iri yapılıymış. Yani 5-10 kişiyle savaşmış tek başına. Öyle bir güçlü kuvvetli kişiymiş. Bu da 100 defa ödülünü duyunca atına biniyor, kılıcını kuşanıyor, yola arama çıkıyor. Arama çıkıyor, soruyor, soruşturuyor. İşte bu iki deve buradan geçti diyorlar. Deniz sahilinden peşlerine gidiyor. Peygamberimiz deve üzerinde hep korkuyor peygamberimiz. Hiçbirine bakmıyor. Hazreti Bekir o bakınıyor. Sağa bakınıyor, sağa bakınıyor, arkasına bakınıyor, devana bakınıyor. Peygamberimizi de korumak için. Hani bir baktı, bir atlı geliyor ama heybetli atlı geliyor. Acaba kim derken baktı, tanıdı, gelen Suraka. Dedi, ya Resulallah, Suraka geliyor. Peygamber buyurdu ki, Ebu Bekir üzülme, Allah bizimle beraber. Ben onu peygamber, o beni gönderdi. Bana git dedi, gidiyorum ben. Ben ne karışayım Allah'ın işine? Benim görevim gitmek, yürümek. Ne karışayım ben dedi. Hazreti sakinledi. Suraka aşağıdaki 10 adım kaldı böyle. Artık avucunda görüyor peygamberimizi. Yüzde bir aldın diye Suraka seviniyor. Ya Muhammed dedi bağırdı gür sesiyle. Bak yakaladım seni. Peygamber dönüş yöreci de ya yer yut şunu. Hemen yer ayrıldı. Ya ayrıldı birdenbire. Atıyla beraber Suraka dizlerine kadar yere gömüldü. Ya bunu sıkma başladı şimdi böyle. At da sıkışıyor, ayakları kemikler sıkışma başladı. Suraka şaşırdı şimdi. Ya Muhammed ne olur sen Allah'ına Rabbine dua et de. Tabii ki müşrik o anda. Rabbine dua et kurtarsın, sana bir şey yapmayacağım. Peki, bırak yer onu. Yer bıraktı. Şimdi adı cemaatimiz, bu bir tabii bir mucize bu. İnsan bunu yapamaz. Biliyorsun ama hep atom elementler değil mi? Birbirine çekim gücüne bağlı muhteremler. Değil mi? Bağlı muhteremler. Bu çekim gücünü koyan kim? Yüce Mevlamız muhteremler be. Mevlam çekim gücünü alınca atom ayrılıyor işte birbirinden. Deniz de ayrılıyor, su da ayrılıyor bence. Böyle peygamber, ya yer bırak Suraka'yı. Hemen yere genişledi, hatta yukarı attı atına beraber Suraka'yı. Yukarı çıktı Suraka. Bir kenara geldi ama yine aklına 100 deve geldi. 100 tane deve, çölü dolduran 100 tane deve sahibi olacak. Bir sebe sahibi olacak. Niyetini bozdu. Tam peygamber hamle edecek. Peygamberimiz yine emretti. Ya yer yut Suraka'yı. 3 sefer oldu bu. 3'ün üstünde artık Suraka gerçeği anladı. İş hali değişti. Ya Muhammed söz veriyorum. Bu sefer beni kurtar. Sana bir şey yapmayacağım. Peki bıraktım bıraktı. Suraka dedi ki peygamberimize ya Muhammed izin ver yanına geleyim. Ben senin koruman olayım. Hayır ben Allah koruyor bunu. Şey i̇nşallah haftaya nasip olsun cemaatimiz. Peygamberimizin Medine'ye girişi inşallah. Ki en an inşallah. Lillahi Fatiha.